Burada yılbaşı kutlamalarında tamamen bir başkasına özenti var. Zaten Müslümanlar uzunca bir süreden beri kendilerine olan güvenleri kaybettikleri için hep başkalarına dayanarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Dikkat ederseniz herkes batıdan alınan, batıdan gelen kanununa, sistemine, şusuna, busuna mutlaka sahip olmak istiyor. Eğer Müslümansa ona bir yeşil bir şey giydiriyor. Elbise giydiriyor, o kadar. İçerisi aynen kalıyor. Ve hiç kimsenin kendi sistemine güveni yok. Yani bizde ciddi bir iman problemi var. Çok ciddi bir iman problemi var. Dolayısıyla bir kere inanan bir kimse kitabına güvenir. Allah ne demişse, peygamber ne yapmışsa onu yapar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yılbaşı kutlamaları gibi bu tür herhangi bir kutlama söz konusu değil. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sadece Kadir Gecesi ile ilgili ayet-i kerime vardır. Kadir Gecesi kutlamaları diye bir olay da yoktur. Sadece ibadette geçirme olayı vardır, o kadar. Başka bir şey yok. O da mesela Ayşe validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Ben bir gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne yapayım demiş. O da demiş ki şöyle de: Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi sen çok affeden ve cömert olansın, affı seversin, ben de affet. İşte o kadar, bitti. Birkaç saniyelik dua. Şimdi bir sürü israflar yapılıyor, bir sürü ağaçlar kesiliyor, bir sürü işte hindiler kesiliyor. Hindinin batıdaki adını biliyor musunuz siz? Ha? Turkey, değil mi? Şimdi Katarlı Hasan Meayerci diye bir ilim adamı var. Herhalde yaşıyordur zannedersem. Fazla yaşlı değildi ama ölmüş de olabilir. Uzun zamandır görüşemedik. Bir gün onunla, bu Hasan Meayerci aslen Katarlı değil, Mısırlı da, işte Katar'a gitmiş, oraya yerleşmiş. Bir gün onunla Fatih Caddesi'nde dolaşıyoruz. Orada hilal çöreklerini gördü. Bunlar ne dedi? İşte çörek satıyorlar. Ya dedi, Türkiye'de bu nasıl satılır dedi. Böyle bir şaşırdı. Türkiye'de bu nasıl satılır dedi. Ve anlattı, dedi ki bak, Viyana kuşatmasından sonra dedi, Osmanlı'yı yenemeyeceğin, yenmekten ümidini kesen Batılılar hilal çöreğini icat ettiler ki her sabah Müslümanların hilalini kırsın yesinler ve hilal düşmanlığı canlı kalsın. Onların dedi Turkey dedikleri bir hayvan vardır dedi. O bilmiyor Türkiye'de olanları da. O hayvanı da o Christmas'larında senede bir kere Türk kanı akıtmak niyetiyle keserler dedi. Ben şimdi dedi burada Türkiye'nin dükkanlarında hilal çöreğini görünce çok şaşırdım dedi. Bu nasıl oluyor yani, Türkiye'de bu ne arıyor? Şimdi o doğru ya yanlış neyse, onun anlattığını ben sadece naklediyorum. Ama İşin asıl doğru tarafı şu, biz olmak zorundayız. Hiçbir konuda başkasına benzeyemeyiz. Başkasının bize benzemesi lazım. Allahü Teala ayetinde buyuruyor, Estağfirullah, ve la tehinu, Ali İmran 119 muydu, bir baksana. Ve la tehinu ve la tahsenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin, inanıyorsanız en üstün sizlersiniz. Bu şuur içerisinde olmamız lazım. 139. Ali İmran 139. ayet. Bu şuur içerisinde olmamız lazım. Ve hiç kimseye benzemememiz lazım. Ha, eskisine göre yılbaşı kutlamalarında çok ciddi bir zayıflama var.